Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa. İlel mescidil aqsallezî bârakna havlehu linuryehu min âyâtina. İnnehu huves semî'ul basîr. Ve âteynâ Mûsel kitâbe ve ce'alnâhu huden li benî İsrâîle ellâ tettehizû min dûnî vekîlâ. Sanki Nâhl suresinin son ayetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Şevvab-ı Tarif'teki boykot, ona maruz kalıyor. Hocamızın ifade ettiği 1,5-2 sene zannediyorum daha fazla yani. Çünkü o boykotun sona ermesi 8. sene oluyor. Dolayısıyla da o Miraç yolculuğu belki ondan biraz sonra Ebu Talib'in vefatını müteakip, Hatice validemizin vefatını müteakip. Yani iki önemli dayanağı ve desteği de elinden alınıyor. Gerçi onun Cenab-ı Hakk'a teveccühü tamdır. Destekleri elinden alma suretiyle o mevzuda tamamen ona teveccüh etmesi, öyle bir konsantrasyon, onun o türlü şeylere ihtiyacı yok. Fakat zahiri esbab açısından, biri içte, evde, hane-i saadetlerinde, diğeri de dışta adeta gelecek bütün tehlikeleri göğüslüyordu. Şimdi böyle bir hadisede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir imtihan geçirmişti. Evet, belki araya o türlü şeyleri sokmak Kur'an'ın maliyle alakalı saygısızlık olur araya girmek. Günümüzde bazı Müslümanların maruz kaldıkları şeyler gibi. Aynen bir Şevvab-ı Talip boykotu gibi bir şey. Yani bir taraftan o boykotunun sona ermesi ve hala o yaraların haşa onda öyle bir travma olmamıştır ama fakat Beni Haşim'de olmuştur öyle bir travma. Fakat Hatice validemiz de Ebu Talib'i kaybetmesi mevzu onun için onda bizde olduğu ölçüde olmasa bile bir inkisar vesilesi olabilir. İşte tam böyle bir durumda Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri o gitti, bu gitti, şu oldu, bu oldu ama senin için ben varım demek suretiyle bir gece yolculuğunda vücudu Necmi Nuranisi'yle, vücudu Necmi Hakanisi'yle onu Huzur-u Kibriyası'na aldı. Bir bastı zamanla ondan evvel gelenlerin ermediği devletlere erdirdi, görmediklerini gördürdü. Ve böylece bir yönüyle yani şu türlü şeylere maruz kaldın, şu türlü kayıpların oldu ama fakat şimdi Cenab-ı Hakk'ın etaya ve bahayası onları unutturacak kadar çok önemliydi diye böyle bir miraçla teşrif buyurdu. Tabii bu aynı zamanda bizi de alakadar eden bir yanı var yani. O güne kadar Fütuhat-ı Mekke'de ifade edildiği gibi ibadetler Mekki'ydi. Objektif değildi denebilir yani. Fakat Medine-i Münevvere'de esas namazda, oruçta, haçta vesairede bunlar belli kriterlerle ortaya kondu. Objektif yaşanır hale getirildi. İstedikleri kadar namaz kılıyorlardı. Belki oruç tutuyorlardı. Müzzemmil, Müddessir surelerinde ve İkra suresinde esasen nazarları nasıl Cenab-ı Hakk'a tevcihi ifade ediliyor. Aynı zamanda Miraç'ta müminlere de işte objektif olan esas günde 5 vakit namaz 50 vakta tekabül eder mahiyette. Sıdk ile eda edilince Süleyman Çelebi ifadesiyle 50 vaktin ecrini hakkın ata edeceği, vereceği. Aynı zamanda öyle bir paye, öyle bir mazhariyette öyle bir mazhariyetle de ümmetiyle alakalı geriye döndü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir taraftan o teşrif, tebcil, takdir edildi.
Bir diğer taraftan da ümmetin tebciri, takdiri, aynı zamanda tebşiri için beş vakit namazla, miraçla, namaz öyle bil ki o müminin miracıdır diyor İmam Rabbani. Namaz kulun, evet, müminin miracıdır. Sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu der Alvar İmamı. Kılmayanlara hayvan demek saygısızlıktır. Ama kılma meselesine gelince beynel abdi vel küfri as-salah veya terkussalah hadis-i şerifiyle ifade edilen bir paye ile payelendirmiş çok özel bir ibadettir namaz. Ümmeti için de öyle bir şeyle döndü. Şimdi o surenin sonunda Nahl suresinde vasbir ve mahsabruki illa billah deniyor. Ve la tahsen aleyhim. Onlara karşı tasalanma. Ve aynı zamanda gönül darlığına da kendini salma onların komploları ve hilelerinden dolayı. Akla hayale gelmediği şeyler, türlü türlü şeyler düşünüyorlardı. Nasıl önünü keseriz, nasıl yaptığı şeyleri yıkarız bunun? Aynen günümüzdeki bir kısım feraine ahlakıyla hareket edenler gibi Cenab-ı Hak Efendimiz'i tesliyede bulunuyor, teselli ediyor. Ve sonra da surenin şu son ayetiyle اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Allah Celle Celaluhu yine kendi mehafet ve mehabetinden endişe duyarak onun vikayesine sığınan, himayesine girmek suretiyle takva payesiyle serfiraz olanlarla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Bunlar onlardır ki onlar hep ihsan şuuruyla hareket ederler. Bir taraftan lügat manası itibariyle ihsanda bulunan insanlardır. Diğer taraftan da Allah'ı görüyor gibi kulluk yaparlar. Görmeseler bile Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla iki büklüm olur, el pençe divan durur, yeninde asa gibi eğilir, yerinde yüzlerini yere sürer, Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmaya çalışırlar diyor. Efendim, görüldüğü gibi yani buradaki bu paye, bu mansıp Miraç'ta da aynı zamanda örtüşüyor. Ama o Efendimiz'e mahsus hususi bir şey. Ehlullah belki rüya şeklinde o türlü şeylere mazhar olabilirler. Sahabe-i kiramdan o türlü şeylere mazhar olan olabilir. Fakat ehli sünnet vel cemaatin ittifaklı ifade ettiği Efendimiz hem ruhuyla hem de mübarek cesediyle ama üstadın ifadesiyle vücudu necmi nuranisiyle sufilerin ifade ettiği vücudu hakanisiyle dolayısıyla bir bastı zaman meselesi oluyor. Bir anı seyyaleye seneler sığıştırılabilecek şekilde bütün kevni mekanları dolaşıyor, enbiya-i zamla görüşüyor. Bir yani ikincisi hocamız belki der orada dediğini hatırlıyorum. Miracı Nebevi'nin Mekke-i Mükerreme'den Hatim'den miydi başladı Efendimiz yoksa Ümmühani validemizin evinden mi? Hazreti Ali'nin ablası sayılır. Bugün onun evinde mübarek Hatice validemize vefat ettiği, Ebu Talip de vefat ettiği için herhalde o gece orada geceliyordu. Fakat orada iki rivayet var. Bir Hatim'den esas yolculuğun başlaması, bir de Ümmühani validemizin evinden başlaması. Mescid-i Aksa'ya kadar olan Kur'an-ı Mucil beyanla ifade edildiği için böyle bir yolculuğu inkar etme küfre yakın bir dalalettir, sapıklıktır. Ama ötesi meşhur haberle, Efendimiz'den mervi haberli olduğundan dolayı küfür isnat edilmez yani. Ama onu kabul etmek de o şekliyle kabul etmek de esasen mahsı hidayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhandır o. Bir gece kendisine bazı delillerimizi, mucizelerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem özel deyin yani, özel bir kulu. Çünkü özel bir muamele ile serfiraz kılıyor.
özel bir gecede özel bazı şeyler gösteriyor. Özel, 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 bir sürü özelliği var. Özel bir kul o. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Hocam burada Esra bi Abdihi dediği gibi özel. Necm suresinde fe'evha ila abdihi yine izah. Evet. Onun özel kulu demektir yani. Fe'evha ila abdihi ma'evha ma kezebel fu'adu ma re'a diyor. Ondan bunu müşterek mütalaa edince gördüğü, ettiği, duyduğu, hissettiği ihsaslarına mal olan, ihtisaslarına mal olan ne varsa bunların hiçbirinde kezip söz konusu değildir. Neyi gördüyse doğru gördü. Sadece bakmakla kalmadı. Gördü, değerlendirdi ve sonra geldi, ümmetine ifade buyurdu. Ümmetine ifade buyurduğu aynı şeyleri tıpkı Femi Güher-i Nebevisi'nden duyuyor gibi biz de inanıyoruz. Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir? Evet. Malum Subhan kelimesi aynı zamanda sıfatı selmiyeyi nefyeden esasen bir şeydir. Allah Kuddus ismi gibi Subhan kelimesi de münezzehtir. Yani yemez, içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkak ol, müberradır. Budur selmi sıfatullah. Subhan derken bütün beşeri arızalar böyle, mahlukata ait hususiyetler. Bunların hepsinden farklı o münezzeh, mukaddes, mübeccel bir varlık. Biz de öyle tesbih ediyoruz. Ama bu Subhan kelimesi burada mutlak bir mef'ul gibi oluyor yani. Usebbihu subhanellezi esra bi abdihi gibi bir şey. Veya Subhan diyorsunuz, subhanellezi esra. O Subhan ki sevdiği kulunu öyle yaptı. O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. Oradaki innehu zamiri zat-ı uluhiyete irca olduğu gibi Efendimiz'e tefsirlerde irca edenler de olmuş. Zat-ı uluhiyete o türlü zamirlerin irca hep bilinen bir şey. O Allah her şeyi duyan, bütün mesmuatı duyan, hatta duyulmayacakları bile duyan bir Hazreti Semî'dir. Basir, görülmeyecek şeylere mübserat diyoruz. Görülmeyecek şeyleri bile gören, öyle bir basirdir dendiği gibi. Fakat o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iltifatı ifade etme adına Allah Celle Celaluhu onun sem'ini ve basarını öyle açtı ki işte o hiç görülmeyecekleri gördü. Aynı zamanda duyulmayacakları da duydu demek suretiyle zamiri Efendimiz'e irca etme imkanı da var. Evet. Göz ve kulak erbabına neler görülür, neler müşahede ederler dedin. Buraya mı gönderdin? Biraz öyle, evet. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada esasen atıf yapılıyor. Onun üzerine atıf yapılıyor. Sübhanellezi esra bi abdil leyle minel mescidil haram. Efendimiz öyle zaman üstü, mekan üstü bir kısım payelerle serfiraz kılınıyor. Zirve yapıyor orada. Ama orada bir zümre var yani. Onlar da rahatsızlık hasıl etmemesi için. Hemen arkasından geliyor ikinci ayet. Ve ateyne Musel kitabe. Nasıl o Allah, Subhan olan Allah, sevdiği Habibi edibini zaman üstü, mekan üstü, mekanlarda, yerlerde dolaştırdı. Görülmeyecekleri gördürdü, duyulmayacaklarını duydurdu. Unutmayın. Biz azimüşşan, kemal-i azametle Hazreti Musa'ya da hakkı, hakikati beyan eden bir kitap vermiştik. Ve onu aynı zamanda ben İsrail içinde bir hidayet kaynağı yapmıştık. Ve demiştik ki, اَلَا تَتَّقِدُوا مِنْ دُونِ وَكِيلَ benden başkasını, benim gayrimi katiyen vekil ittihaz etmeyiniz İsrailoğullarına.
Bu münasebeti de görmek lazım orada. İki ayet arasındaki münasebeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَدْعُوا الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق الله العظيم. İnsan bazen şerri tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Bekledikleri vardır. Şöyle olsun falandır. La tecriz süfun ala ma teşteyin nüfus. Sefineler nefislerin heva ve hevesine göre yüzmezler. İlle de şu olsun der. Acele davranır burada. Sonra da işte birinin dediği gibi keşke ölsem, keşke bu mesaviyi, keşke eşrarın şerrini, füccarın mekrini, keydini görmesem, keşke milletimi ve ülkemi böylesine yıkılışın, çözülüşün setün mahallinde müşahede etmesem, kurban olsam da ben, ülkem o türlü şeylere maruz kalmasa, işte bunlar insanın aculiyetinden kaynaklanan şeylerdir. De biri bunları mırıldanır durur. Milleti adına, ülkesi adına. Hocam ayet kelimenin sonundaki وَكَانَ الْاِنْسَانَ عَجُولَ insanın aceleci olduğuyla وَيَدُوا الْاِنْسَانَ'daki o yedudaki vavun düşmesi arasında bir münasebet var mı? وَيَدُوا الْاِنْسَانُ بِشَّرِّ دُعَى بِالْخَيْرِ bazen insan demek hayır adına dua ettiği gibi şer adına da dua eder. Esasen orada insan her zaman hayır için dua etmeli, mükellef olduğu şey şer istememeli. Ama o acelecilik var ya orada dengeyi bozuyor. Bazen arzu ettiği, istediği şeyler olmayınca şer içinde dua ediyor. Allah canımı alsın, Allah beni yerin dibine batırsın falan diyor. Niyet odaki vavun düşmesini diyor. Evet. O da bir onu diyor. Evet. Kur'an ilk musikisi açısından öyle. Kur'an'da bu türlü şeyler çoktur yani. Bazen belki onları hatırlatıyordum da. Yani ifadenin böyle aceleden geçtiği yerlerde bir mütekellimiyesi düşebilir. Burada vav ve yed'u ve yed'ul insanu okurken kendini hissettirmez ama fakat burada kendi de yok esasen. Ve yed'ul insanu bişerri ve hav bil hayr.
o aceleciliği ifade eden bir şey esas. Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik, gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. Burada modern yorum açısından ayın da bir dönemde böyle güneş gibi parlak bir şey olduğu. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ diyor. O gecenin ayeti, alameti, nişanı olduğundan dolayı bu da öyle parlakmış. Güneşten kopmuş gelmiş bir parça. Küre-i arzın güdümüne girmiş. Onun etrafında belli bir yörüngede ilel merkez bir cazibeyle etrafında dönüyor. Fakat o sönmüş yani. Sadece ona ait ışığı aksettiriyor. Artık ışığı kendisine ait değil diyor. Modern yorum açısından onun üzerinde durulabilir. Ama gündüzün alametine, nişanına gelince o mübsirettir diyor. Aslında yani o gördüren, her şeyi gördüren demektir. Tâli tebtebu fadlen min rabbikum. Cenab-ı Hakk'ın fazlı kereminden talep edebileceğiniz şeyleri talep edesiniz. Bir de senelerin adedini bilesiniz, hesabı bilesiniz. İşte şemsi sene şudur diyesiniz. Aynı zamanda kameri sene filan onu da nefret etmiyor yani. Bütün bunları böyle yaptık. Şemsi seneyi ve kameri seneyi bilesiniz. Ve biz her şeyi biz azimüşşan böyle tafsil ederek, herkesin anlayabileceği şekilde tafsil etmekle tafsil ettik. Fassalna kelimesi, fiil mazi, nefs-i mütekellim, maal gayr, hu zamir, tafsilen kelimesi de mef'ul-i mutlak. Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Yaftasını boynuna astık. Öyle demek yafta dahi, yafta demek, tahire demek. Yani işlediğim mesavi. Eskiden idam varken ben iki idamda ruhani reis olarak bulunmuştum. Boyunlarına yaptığı mesaviyi asarlar böyle. Kendi de görür onu. O kendi gördüğü zaman biri aklını kaçırmıştı, ona da şahit olmuştum. Diğeri de muvazenesi bozulmuştu. Fakat amentüyü yarısına kadar okumuştu. İşte böyle bir yaftadır insanın dünyadaki mesavisi, maasisi. Bunlar bir yafta halinde hazırlanır, sonra onun boynuna asılır ve kıyamet gününde de biz onu ortaya çıkarırız diyor. Kitaben yelkahu, karşılaşır onunla, menşuren neşredilmiş olarak karşılaşır. Kül insan elzemnav tayrafi ve nuki. Orada neşredilince ikra kitabek. Kefa bi nefsikel yevm aleyke hasibe, buyurun. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin. Evet, kendi hesabını şimdi gör ama fakat hesap görmenin fayda vermediği bir yer. İflas ettikten sonra hesap etme gibi bir şey. Hadis-i şerifte iflas da anlatılıyor ya. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'in o nuru efşan beyanı burada ayet hatırlatıyor. Hasibu enfusekum kabla en tuhasebu. Evet, yafta boynunuza asılıp orada sizi mahcup edecek şekilde neşredilmeden evvel hesabınızı sağlam tutun. Müflis olarak oraya gitmeyin. Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Şöyle demek daha iyi olur. Ve kimse kimsenin günahını, vizrini taşımaz. Biz de peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Fetret dönemi. Ve in min ümmetin illa halafiha nedir
buyuruluyor. Hiçbir ümmet yoktur ki onların aralarında eğri yolun encamından onu sakındıran bir nebi olmasın buyuruluyor. Bu da onu yani ifade ediyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ. Onun için Hazreti Pir, Kastamonu layıkalarında, o işin can harbinde doğrudan doğruya o temerrüdata giren, açıktan zulüm yapan, zulmün takipçisi olan onu, yakın takibi olan, açık haksızlık yapan insanlar, onları istisna ediyor da, masum kimseler orada, o türlü şeylere karışmayanlar, çoluk çocuk, kadın erkek, birileri buna itiraz etmişlerdi. Fetret dönemi insanı sayılabilirler bunlar. Müslümanlık çok güzel bir temsille, halle ortaya konmadığından dolayı bence insanlar Müslümanlıktan ürküyorlarsa, IŞİD'e bakarak ürküyorlarsa, En-Nusra'ya bakarak ürküyorlarsa, bir de bunları besleyenlere bakıp bunların niye hizmet ettiklerini görüyor, İslamiyet'ten ürküyorlarsa şayet, bu insanlara bir manada fetret insanı nazarıyla bakmak lazım. Günümüzün İslam dünyası İslam'dan, Kur'an'dan, imandan hem de Müslümanlık adına insanları soğutmuş, ürkütmüş, kaçırmış. Celbü cezbine gelince onu tam temsil eden insanlar iki nesil uğraştıktan sonra ancak zannediyorum o kırılmayı tamir edebilir, o yırtığı yamayabilirler. Ama bugünkü vandallarla değil. Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Yani saraylarda, villalarda, yalılarda, yatlarda yaşayanlar demek. Mütrefin o. Zevk-i sefasını yaşayan. Cahil yüzüyor zevrak-ı sevk-ı sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Son mısrada bir kelimeyi ben değiştiriyorum. Ziya Paşa'ya ait. Zannediyorum o Şinasi Hisar'ın işte şey Boğaziçi yalıları, villaları, davulları, dömbelekleri filan. Devlet düğünü umumi altında, ekonomik krizler altında kıvrandığı bir dönemde hiçbir şey yokmuş gibi günümüzde de olduğu mahiyette edepsizce gülen insanlar gibi, eğlenen insanlar gibi onları görünce cahil yüzüyor zevrek zevk sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada, zindanda, takipte, sürgünde, mallarını el konmada, gasp edilmede, eşkıyalık yapılmada. Buna rağmen onlar dinlemez. Fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz. Hem Hazreti Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter. O günlerin kullarının günahlarına habirdir, basirdir. Her şeyden haberdar ve her şeyi görendir. Böyle olarak onların günahlarına senin Rabbin kafidir, vafidir. Başka birinin takibine gerek yok.